Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle beraber kripto para piyasasını değerlendireceğiz bitcoin anlık olarak 33 bin dolar civarında seyrediyor aşağıya doğru da hareketini devam ettiriyor yatırımcının her biz buradan döneceğiz dediği bölgeyi de çatır çatır aşağıya doğru kırıyor e, bir dönüş emaresi hala görmüyoruz. Destek bölgelerinde de böyle herhangi bir e, Güçlü hareket de yok bitcoinde destek bölgelerini de aşağıya doğru kırıyoruz Burada 33-34 bin dolar bandının bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim Onun altına kırarsak da 30 bine kadar uzayan bir düşüş 30 binin de altına kırarsak 23.500-24 bin, bin dolarlara kadar daha sert bir düşüş gelebileceğini Anlatmıştım Bu düşüncelerimde herhangi bir değişiklik yok Çok tekrara da zaten girmek istemiyorum Burada bir saatlik grafiği açıp baktığınız zaman düşüş trendi söz konusu. En azından altcoin'lerin ve bitcoin'in biraz nefeslenebilmesi için bu düşüş trendinin yukarıya doğru kırılması gerekiyor. Anlık olarak bu trendinde direnci 35-36 bin dolar civarına denk geliyor. Görmüş olduğunuz üzere bitcoin her defasında bu trendin ee böyle direncine geldiğinde bir haberle aşağıya doğru çakılıyor. Bilmiyorum Elon Musk işte bir tweet atıyor. Çin'den yasak haberi geliyor. O geliyor bu geliyor derken böyle e, düşüş hareketi non-stop bir şekilde devam ediyor. E, ama bunun gayet normal olduğunu son videoda da söyledim. Boğa sezonunda nasıl güzel haberler fiyatı yukarıya doğru götürüyorsa. Ayı sezonunda da zaten böyle kötü haberlerle aşağıya doğru gelmeye devam ediyoruz. Yani aslında grafik kötü haberleri çağırıyor diyebiliriz. E, o yüzden işte bunu haberlere bağlayıp kesin buradan döneceğiz gibisinden bir şey söylemenin bir anlamı yok. Alt önümüzdeki 5-6 ay içerisinde... Eski zirvelerini görmeme ihtimali oldukça yüksek diye düşünüyorum ben şahsen O yüzden e, şimdilik böyle dikkatli olmakta en azından bir dönüş hareketi beklemekte fayda var Çünkü dönüş hareketi olmadığı sürece e, kumar oynamaya benzer şu anki şartlarda pozisyon açmak En azından atıyorum %5 %6 daha yukarıdan alırsınız ama biraz daha güvenli bölgeden alırsınız bu yüzden dikkatli olmanızı ve temkinli olmanızı öneririm bitcoin dominansına bakmamız gerekirse bitcoin 5 düşüyor altcoinler 10 düşüyor bu da zaten dominansı yukarıya doğru götürüyor ilk etapta hedefin zaten 50 civarı olduğunu söylemiştim onun da yukarıya doğru kırılmasıyla beraber sırasıyla 52 ve 60'a doğru bir hareket gelebilir bitcoin dominansında. Bitcoin için tehlikeli bölgedeyiz. Altcoin'ler için daha tehlikeli bölgedeyiz. Altcoin pozisyonlarını e, koruyan arkadaşlar var farkındayım. Ama ben birkaç gün önce e, Bitcoin 30 binden 43 bine atak yaptığında bunun bir dead cat bounce olduğunu düşündüğümü söyledim. Aynı zamanda da elimde bulundurduğum altcoin'lerin bir kısmını sattım dedim. Büyük bir kısmını sattım dedim. Bazılarını kardan zarar ederek bazılarını ise direkt zarar ederek sattım. Çünkü trend düşüş trendi. Tabii ki sert düşüşler sonrasında sert reaksiyonlar da oluyor ama her reaksiyonda geriye dönüyoruz demenin de bir anlamı yok. O yüzden altcoin'ler için çok çok daha temkinli olmanız gerektiğini düşünüyorum. Bir daha üzerine basarak söylüyorum. %5 %6 daha yukarıdan alırsınız. Ama en azından daha güvenli bölgeden alırsınız. Aceleci olmamanızı öneriyorum. Özellikle Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum'da da free fall serbest düşüş hareketi söz konusu. Burada çok önemli destek alanları belirlemek de bana çok doğru gelmiyor. Zaten şu an bulunduğu alan yani 1900-1950 dolar civarı Ethereum için destek alanı. Onu da aşağıya doğru kırarsa Ethereum'da 1600 dolarlara kadar bir düşüş hareketi daha görmemiz olağan. Onu da aşağıya doğru kırarsak 1200 dolar civarı tekrar gündeme gelecektir. Bunu da zaten kademeli olarak Bitcoin'de belirlediğim desteklere göre kendiniz anlayabilirsiniz. Bitcoin hangi seviyeye gelirse, Ethereum'un hangi seviyeye gelmesi daha olağandır gibisinden. Özellikle altcoinler adına bir şey daha eklemek istiyorum. Ee, mesela Bitcoin'in yükseldiği veya stabil kaldığı dönemlerde altcoin'lerin yukarıya çıkmak için sanki bahane aradığını görüyorduk. O yüzden dominans sert bir şekilde geri çekiliyordu. Şimdi arkadaşlar bunun tam tersini görüyoruz. Altcoin'ler çakılmak için bahane arıyor. Bitcoin %5 geri geliyor. Altcoin %10 geliyor. Bitcoin %3 çıkıyor. Altcoin %4 çıkıyor. %3 çıkıyor veya tekrardan. Yani Bitcoin'in hareketlerini daha sert bir şekilde aslında replike ediyor. Özellikle aşağı yönlü hareketlerini. Bu yüzden temkinli olmakta fayda var diyebilirim. Özellikle global düzeyde baktığımız zaman DXY grafiğinde bir kama formasyonu vardı. Çok büyük bir kama formasyonu vardı. Hatta onu günlüğe alıp göstereyim ben size. Bu kama formasyonunun yukarıya doğru kırılmasıyla beraber riskli ürünlerde tekrar bir Satış dalgası gelebileceğini konuşmuştuk. Keza yine burada küçük bir kama daha var. DXY'de bu kamanın yukarıya doğru kırılması riskli piyasalarda, özellikle kripto para piyasasında ve hisse senetlerinde tekrar bir düşüş dalgası getirebilir. Bu dönemde aslında böyle borsanın veya finansal ürünlerin yıldızı kesinlikle emtia ürünleri, altın ve gümüşten bahsediyorum. Altın yukarıya doğru hareketini. Durmadan devam ettiriyor ee, ilk etapta altın hedefi artık 1970 dolar civarı onsu altından bahsediyorum o yüzden altın yatırımcısının önümüzdeki dönemlerde biraz daha mutlu olacağı düşüncesindeyim şahsen ee, kripto paralardaki kazançların da artık altına ve gümüşe kaymaya başladığını düşünüyorum. Komodite endeksine baktığımız zaman da bunu görüyoruz. Mesela gümüşte burada bir çanak hareketi söz konusu. Belki burada bir fincan kulp oluşturur. Bakalım hareketine göre izleyeceğiz. Daha sonrasında gümüşün de tekrardan all time high hedefine doğru yani 30 dolarlara doğru bir atak daha yapmasını ben şahsen bekliyorum. Burada bir kanal yapısı da var izleyen arkadaşlar için bir yükselen trend de var. Bu trendin her defasında böyle desteğine geldiğinde gümüşte değerlendirilebilir diyebiliriz. Anlık olarak aslında böyle bir zamanlar Bir zamanlar dediğimde 3-4 ay önce aslında Finansal piyasaların yıldızı kripto paralardı Şimdi ise emtiyalar sahneye çıktı O yüzden kripto paralardan aldığınız karları bile emtialarda değerlendirmeniz bana sorarsanız daha mantıklı olur. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben de artık aynı şekilde hareket ediyorum. Özellikle Bitcoin'de 58-59 bin dolar civarındayken elimden yüksek miktarda yüksek oranda Bitcoin'imi çıkardığımı belirtmiştim. Aynı şekilde kademeli olarak Ethereum'larımın da yarısından çoğunu satmış bulunmaktayım. Biraz daha kenara çekip izliyorum. Eğer bir fırsat gelirse tabii ki Tekrar değerlendirme yaparız. Aceleci olmayın arkadaşlar fırsat her zaman gelir. Her şartta ayı sezonunda dahi alım yapabileceğimiz bölgeler olacak. O yüzden kumar oynamayın sabırlı olun destek ve dirençlerinize sadık kalın diyerek videoyu bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.